Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Tas kebabı. Tas kebabı için gerekli malzemelerim, benim 1 kilo etim var, dana eti, kuşbaşı doğradım. 2 adet domatesim var, 4-5 adet küçük patates doğradım, 15-20 adet. Arpacık soğanım var. Normal soğan da kullanabilirsiniz. Bu sizi bağlamasın. Biberlerim var. Charleston 2 adet. Bunu da büyük doğradım. İçinde kaybolmasını istemiyorum. 2 adet de küçük havucum var. Pul biberim var. 1 tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 yemek kaşığı salçam var. 1 yemek kaşığı tereyağım var. Şimdi ilk iş olarak ocağa etimizi almayla başlıyoruz. Arkadaşlar ocağımızı yaktık. Tenceremize etlerimizi alıyoruz. Biraz karıştıracağım. Suyunu verince altının ağzını kapatacağım. Suyunu bırakmaya başladı etimiz. Şimdi ağzını kapatıyorum ve biraz iyice suyunu bırakmasını bekliyorum. Diğer malzemeleri sonra katacağım. Evet, suyunu bıraktı. Güzelce. Ben suyunu çekene kadar bekleyeceğim. Suyunu çektikten sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. Tekrar kapatıyorum. Etim güzeldi, yumuşadı zaten. Suyumu da çekti. Birazcık daha çektik. Tamamen bitsin ki soğanı falan atacağım. Haşlama olmasın soğanımız. Kavurma olsun. Bu şeylerde et yemeklerinde soğan falan atarken bunlara dikkat etmek gerekiyor. İçinde suyu varken etim, soğanı falan koyarsak içine haşlama olur o zaman. Şimdi ben haşlama olmaması için kızartacağım içinde. Şimdi suyunu çekti. Şimdi tereyağımı koyuyorum bu aşamada. Etimiz yağlı olduğu için tereyağını bir kaşık kullanacağım. Soğanımı da ilave ediyorum. Soğanı biraz çevireyim. Sonra diğer malzemeler. Havuçlarımı döküyorum. Havuç geç piştiği için patatesten daha önce attık. Ve bunu da çevireceğim. Tas kebabının lezzetli olması için bu aşamaların olması gerekiyor arkadaşlar. Aşamaları göz önünde bulunduralım. Bütün yemekler emek ister. Emek olunca yemek lezzetli olur. Emek olmadan yemek olmaz. İllaki emek. Şimdi domatesimi ilave ediyorum. Salçamı ilave ediyorum. Salça koysanız olur, koymasanız olur ama yemeğin parlak olmasını sağlıyor salça. Hani böyle mat bir görüntü olmuyor. Güzel oluyor o zaman. Patateslerimi ilave ediyorum.
biberlerimi ilave ediyorum. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Pul biberimi ilave ediyorum. Tuz ve pul biber istediğiniz ölçüde olsun. İstediğiniz ölçüde. Biz fazla tuzlu yemiyoruz. Tuzunu az kullanıyorum yemeklerin. Şimdi suyunu verip pişmesini bekleyeceğiz. Yavaş yavaş suyumu ilave ediyorum. Sebzelerimiz pişene kadar kuracak. Kapatıyorum ağzını. Sebzelerimiz güzelce yumuşayacak arkadaşlar. Sebzelerimiz yumuşamış. Ağzı açık birazcık kaynasın. Ağzını altında açayım. Suyunu hafif çektireceğim. Yemeğimiz hazır. Şimdi servis yapacağım. Tas kebabımız servise hazır arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.